Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Efendim, leyse fi akalle min khamsin minel ibili saimeti zekatun, fi akalle min khamsin, beşten azda, minel ibili saime, saime olan devede, beşten azda ne yok? Zekatun, zekat yok. Leysenin ismi nedir? Zekatun, zekattır. Değil mi? Yani leyse zekatun ev leyset zekatun, ama haber car mecrur olunca ne oluyor? Mukaddem oluyor, değil mi? Onun için haber takaddüm eyledi, fi akalle oldu. Leyse fi akalle min khamsin minel ibili saimeti, beş deveden azında zekat yok. Peki delilimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi, fi khamsin minel ibili saimeti sadakatun, beş deveden azında sadaka yok, beş devede sadaka var. O da nedir? Bir tane koyun. Yani Şeyban-ı Rai Hazretleri var. Bir gün Ahmet bin Hanbel'in yanında, mecliste başka alimler de var. Alimler Şeyban-ı Rai Hazretlerine hürmet ediyorlar, muhabbetlerini izhar ediyorlar. Ahmet bin Hanbel de diyor ki, ya bu adamlara diyor, neden bu sufilere bu kadar hürmet, iltifat ediyorsunuz? Gidiyorlar, evrat ezkarla meşgul oluyorlar ama en basit fıkhi şer'i hükümleri bile bilemiyor bunlar. Yani onlardan mahrumlar. Diyor ki Şeyban-ı Rai, yani biraz diyor biliriz bir şeyler biz de. Söyle bakayım diyor, beş devenin zekatı ne kadar olur? Ne diyor Şeyban-ı Rai Hazretleri? Efendim diyor, fukahaya göre mi cevap vereyim yoksa ehli zikre göre mi cevap vereyim? Bu nasıl oluyor diyor. Fukahası, ehli zikri var mı bu işin? Var diyor. Size göre beş devenin zekatı bir koyundur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi khamsin minel ibili saimeti sadakatun ev şahatun. Beş devede bir koyun var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ya da sadaka. Sizin deliliniz bu hadis-i şeriftir. Ama bizimki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu teciz ederken kim ne kadar veriyor buyurduğunda, Ebu Bekir her şeyini, malının tamamını vermişti. Dolayısıyla Efendimiz ona, ehline, ailene ne bıraktın diye sorduğunda, terektuhumullaha ve rasule, onları Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah demişti. Bize göre Ebu Bekir Efendimizin bu ifadesi esastır. Ne varsa tamamını veririz. Ama fukahaya göre beşte biri verilir. Dolayısıyla bu hadis-i şerif esas alınır diyor Şeyban-ı Rai. Böyle ehli halin esas olanı tabii. Hem onlarda ilim de vardır. Özellikle Nakşibendi damarı Mevlana Halid Bağdadi'den sonra, eğer o böyle yapma değilse, hani böyle bu benim damadımdır, kızımın eşidir, oğlumdur vesairedir diye liyakat gözetilmeden, altını çiziyorum tabi, damat layık olursa verilir, liyakat gözetilmeden belden gittiyse orada ilim olmaz. Ama Nakşibendi damarı, Halidiye, Müceddidiye, orası bir ilim mecrasıdır. Orada ilim vardır zaten. Onlar hep, pek çoğu Osmanlı zamanında neredeyse alimleriydi. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin iki büyük talebesi var. Kim onlar? Biri Alusi'dir. Son iki asrın en büyük tefsiri, Ruhul Mani. Onun sahibi Bağdat Kadısı Alusi. Son iki asrın en büyük fakihi kim? İbn Abidin, Raddül Muhtar'ın sahibi. İkisi de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin talebesidir. Efendim, leyse fi akalle min khamsin minel ibili saimeti zekatun. Beş devede ne var? Zekat var. O da nedir? وَفِي الْخَمْسِ شَاهْتُونَ. İşte o da şudur. Beş devede bir koyun var. Beş devede bir koyun var. Bir bu. İki. وَفِي الْعَشْرِ شَاهْتَانِ. Ona ulaştığınız zaman on devede iki koyun veriyorsunuz. On devede iki koyun. Peki altı ile 9 arası ne? Yani ya da 5 ile 10 arasındaki develere ne diyorduk? Af diyorduk, değil mi? Orada vermiyoruz.
Ve fi 15'te 3 şiyahin. Harf-i cer niye burada amel etmedi? Ne var burada? Ahad aşara ve akavatuha mebniyun alel fettir. Fethi üzere mebnidir. Peki efendim 15 devede 3 şiyahin 3 koyun veriyorsunuz. 5 devede 1 koyun, 10 devede 2 koyun, 15 devede 3 koyun. وَفِي عِشْرِينَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ 20 deveniz varsa 4 koyun veriyorsunuz. وَفِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ Peki 25 devede بِنْتُ مَخِيز veriyorsunuz. Peki nedir بِنْتُ مَخِيز? وَهِيَ الَّتِي طَعْنَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِنْتُ مَخِيز 2 yaşına طَعْنَتْ دَخَلَتْ Yani mesela diyorsun ki طَعْنَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْحَيْضَ Kadın دَخَلَتْ فِي اَيَّامِهَا Hayız günlerine girdi dendiğinde ta'anet fiili kullanılır. Burada da 2 yaşına giren deve verilir. Yani 25 devesi varsa adamın 2 yaşında bir dişi deve verir. 2 yaşında bir dişi deve verir. وَفِي سِتِّنْ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُنِنْ 36 deve varsa onda bintu lebun verecek. Bintu lebun. Peki bintu lebin hangi devedir? O hiye leti ta'anet fi thalifeti. 3 yaşına giren dişi deve. 36 devesi varsa 3 yaşına giren bir tane deveyi zekat olarak verir. Ve fi sitti ve arba'ine hikkatun. 46 devede bir hikka verir. Peki o hikka nedir? وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ 4 yaşına giren deveye hikka denir. Yani sizin 46 tane deveniz varsa bir tane hikka veriyorsun. O kadar. Zekat o kadar alıyorlar sizden. وَفِي اِحْدَى وَسِتِّينَ جَزَعَةٌ 61 tane deveniz varsa o zaman ceza veriyorsunuz. وَهِيَ yani o ceza nedir? اَلَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ 5 yaşına giren deve. Yani 61 devede bir tane zekat. O da nedir? 5 yaşına giren deve ki adı cezadır. وَفِي سِتِّ وَسَبْعِينَ بِنْتَ لَبُنِنْ 76 deve varsa orada بِنْتَ لَبُنِنْ veriyorsunuz. بِنْتَ بِنْتُ لَبُنْ neydi? 2 yaşına giren deveydi değil mi? Bintu Lebun 3 yaşına giren deveydi. Bintu Lebun 3 yaşına giren deve. Eğer sizin 76 tane deveniz varsa Binta Lebun'in veriyorsunuz. Yani 2 tane Bintu Lebun veriyor. Binta dediğine göre 2 tane Bintu Lebun ki bu neydi? 3 yaşına giren 2 tane deve veriyorsunuz. Ve fi ihda ve tes'ine hikkatani ila 120. Efendim eğer sizin 91 tane deveniz varsa hikkatan veriyorsunuz. Hikka neydi? 4 yaşına giren deve. Adamın 91 tane devesi varsa 2 tane 4 yaşına giren deve veriyor. Peki 91 devemiz var. Ne zamana kadar 2 tane hikka veriyoruz? İla 120'ne. 91'den 120'ye kadar arası ne? Af. 91'den 120'ye kadar arası af. Sizin 91 ve üzeri ta 120'ye kadar 120'ye kadar deveniz varsa 120'ye kadar 2 hikka veriyorsunuz. Yani efendim ne veriyorsunuz? 4 yaşına giren 2 tane deve veriyorsunuz. Peki 120'nin üzerine artarsa ne yapacaksınız? ثُمَّ فِي الْخَمْسِ شَاتُونَ Her 5 arttı bir koyun veriyorsunuz. Yani 125 deveniz varsa 2 hekka, 4 yaşına giren 2 tane deve, artı yanında ne veriyorsunuz? Bir koyun. 130 oldu, 2 hekka, 2 koyun. 130 oldu, 2 hekka, 2 koyun. Peki 135 oldu ne yapıyorsunuz? 2 hekka, 3 koyun veriyorsunuz. Yani böyle üzerine 5 artırıyorsunuz. Hekka üzerine 120'den sonra. ثُمَّ فِي الْخَمْسِ شَاتٌ
kel evveli, başta olduğu gibi. Başta ne vardı? Fî hamsin minel ibilis saimeti sadakatun. Beş devede sadaka, yani bir koyun vardı. Yani başta olduğu gibi böyle yapıyorsunuz. Kel evveli ile mi'etin ve hamsine ve arba'in. Efendim, kel evveli ile mi'etin. Başta olduğu gibi nereye kadar? İlâ mi'etin ve hamsin ve arba'ine. Efendim, ne zamana kadar bu kadar yapıyorsunuz? 145'e kadar. 145'e kadar böyle gidiyorsunuz. 145'e kadar. 120'den 145'e kadar 2 hekka 5 arttıkça bir koyun koyuyorsunuz. 130 oldu. 2 hekka 2 koyun. 135, 2 hekka 3 koyun. 140, 2 hekka 4 koyun. Böyle gidiyorsunuz. Ta ne zamana kadar? 145'e kadar. فَف۪يهَا حَقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. Efendim, 145 koyununuz varsa o zaman 2 hekka veriyorsunuz. 2 hekka, yani 4 yaşına giren 2 deve artı bintu makaz neydi? Bir de 2 yaşına giren bir tane dişi deve veriyorsunuz. Yani 145 deveniz var. 2 tane hekka veriyorsunuz zekat olarak. Nedir bu? 4 yaşına giren 2 dişi deve, bir de bintu makaz veriyorsunuz. O da 2 yaşına giren bir tane dişi deve, toplamda 3 deve veriyorsunuz zekat olarak. 145'ten kaça kadar böyle gidiyorsunuz? İlâ mi'etin ve hamsine, 150'ye kadar böyle gidiyorsunuz. فَف۪يهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ. 150 deveniz varsa ne kadar zekat veriyorsunuz? 3 hikka, yani 4 yaşına giren 3 tane deve veriyorsunuz. ثُمَّ فِي الْخَمْسِ شَاتٌ كَالْاَوَّلِ. Sonra 5'te, böyle 5 artıyorsa orada yine başta olduğu gibi, nasıl başta 5 devede bir koyun vardı, bir koyun olarak artırıyorsunuz her 5'te. Nereden itibaren artırıyorsunuz? 150'den itibaren. اِلَى مِئَتِنْ وَخَمْسِنْ وَسَبْعِينَ. 150'de ne kadar veriyordunuz? 3 hikka veriyorsunuz. 155'te 3 hikka 1 koyun. 160'da 3 hikka 2 koyun. 165'te 3 hikka 3 koyun. Böyle her 5'te 3 hikkanın yanına bir koyun artırıyorsunuz. Ta ne zamana kadar? İlâ mi'etin ve hamsin ve seb'ine, 175'e kadar. فَف۪يهَا, 175'e gelince, ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. 175 deveniz var, 3 tane hikka veriyorsun. Hikka, yani 4 yaşına giren 3 tane deve, yanında bintu mekadin, 2 yaşına giren bir tane daha dişi deve veriyorsun. Toplamda 175 devesi olan 4 tane deve zekat olarak veriyor. 3 hekka 1 bintu mekadin. وَف۪ي مِئَةٍ وَسِتٍ وَثَمَان۪ينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ. Efendim, 186'da, 186, 186 tane deveniz varsa 3 hekka veriyorsunuz. Yani 4 yaşına giren 3 tane deve, bir de bintu lebun veriyorsunuz. Kaçta? 186'da. 3 hekka, bir de bintu lebun. Bintu lebun, 3 yaşına giren deve. 4 deve veriyorsunuz. 3 tanesi 4 yaşına giren, bir tanesi 3 yaşına giren deve. وَف۪ي مِئَةٍ وَسِتٍ وَتِسْعِينَ اَرْبَعُ حِقَاقٍ اِلَى مِئَتَيْنِ. Efendim, eğer sizin 196 tane deveniz varsa 196 devede 4 hıkka veriyorsunuz. Kaça kadar? 200'e kadar. 196'dan 200'e kadar 4 hıkka. 4 hıkka, yani tanet fi seneti rabiati, değil mi? 4. yılına girmiş, 4 yaşına girmiş, 4 tane deve veriyorsunuz 200'e kadar. ثُمَّ تُسْتَعْنَفُ أَبَدًا كَمَسْتُعْنِفَتْ بَعْدَ الْمِئَةِ
vel hamsine 150'den sonra nasıl başladıysa tekrar aynı şekilde başlanır 150'den sonra aynı şekilde devam eder diyor. Bu develerin zekatıydı. Peki şimdi faslun bu da Hazreti Ebubekir Efendimizin işte Bahreyn'e gönderdiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı zekat tayinine göre belirlenmişti. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.